Sevgili izleyicilerimiz, yönetim ve üretim alanında danışmanlık hizmeti veren Gemba Partner'a konuk oluyoruz ve yanımızda değerli genel müdürümüz Atakan Zehir Beyefendi var. Atakan Bey, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Dilerseniz sohbetimizi sizleri tanıyarak başlayalım. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ben Atakan Zehir. Ben eğitimi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Japon Dili Eğitim Bölümünde tamamladım. Daha sonrasında Japonya'da Saitama Üniversitesi Japon Tarzı Yönetim bölümünde bir senelik programda okudum. En son olarak da Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Gemba Partner genellikle Japon firmalarında uzun yıllar yöneticilik tecrübesine sahip bir ekip tarafından kurulmuş bir firmadır. Amacımız Japonların oluşturmuş olduğu bu disiplinli yönetim modelini Türk sanayisine aktarmaktır. Literatürde yalın üretim olarak bilinir aslında Japon tarzı üretim modeli. Biz bu Japon tarzı veya yalın üretimi Türk firmalarına doğru bir şekilde aktarmak ve firmaların kendi kaynaklarını doğru bir şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Peki misyon, vizyon ve kaliteli hizmet anlayışınızla ilişkin neler söylemek istersiniz? Vizyonumuz özellikle Japon tarzı yönetim modellerinde Türkiye'de aranılan, güvenli ve bilgi ihraç edebilen bir firma olmak. Misyonumuz da bilgi ve tecrübelerimizi paylaştığımız Türk firmalarının kendi paydaşlarıyla bu bilgileri paylaşmasını sağlamak, topyekun ülke ekonomisine katma değer sağlamak. Gayet güzel. Konusunda uzman, profesyonel bir ekiple çalışıyorsunuz. Ekibinizi oluştururken acaba neleri ön planda tutuyorsunuz? Öncelikle kendi konusunda uzun yıllar deneyime sahip olan, yöneticilik yapmış ve sahadan uzak kalmamış kişileri biz tercih etmekteyiz. Ayrıca müşteri firmalarımızda kendi çalışanlarını bizim faal konularımızı aktarabilecek, bu konuları sevdirebilecek ve oradaki ekibi birazcık zorlayabilecek yetkinliğe sahip kişileri biz ekibimizde tercih ediyoruz. Bununla birlikte en önemlisi kendi bilgi birikimini yeni insanlara, gençlere aktarıp onlara liderlik etmeyi ve onlara bizim konularımızı öğretmeyi amaçlayan ve seven kişileri tercih ediyoruz. Herkese kapımız açık bu konuda. Peki 2018 yılı ve önümüzdeki yıllar için Gemba Partner neler yapmak istiyor? 2018 yılında faaliyet kapasitesi olarak yaklaşık 2 kat büyüme gerçekleştirdik. Bizim için en önemlisi gıda sektörüne odaklanmamız oldu. Çünkü bu sistem otomotivde başlamış ve beyaz eşyada yaygınlaşmış bir model. Gıda sektörüne bunu aktarabildik ve bizim için diğer bir yeni konu olan hizmet sektörü devreye girdi. 2018 yılında özellikle buradaki Dojo projemizde de yeni uygulamalı eğitimleri devreye almayı planlıyoruz. 2019 yılında da vizyonumuzun bir ana hedefi olan bilgi ihraç edebilen firma olma konusu var. 2019 yılında da yurt dışında bazı firmalarla proje ortaklığı yaparak bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Değerli izleyicilerimiz, Genel Müdürümüz Atakan Zehir özel konuğumuzdu ve şimdi de Genel Müdür Yardımcımız Murat Seymen yanımıza gelecek. Kendisiyle de keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet, Genel Müdür Yardımcımız Murat Seymen yanımızda. Murat Bey, hoş geldiniz. İlk olarak sizleri tanıyalım. Merhaba, siz de hoş geldiniz. İsmim Murat Seymen. Yaklaşık 25 yıldır sektördeyim. Otomotiv, otomotiv yan sanayi ve bunun yanında enerji sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. Makine mühendisiyim. Şu anda da bilgi ve birikimimi Gemba Partner'la bir arada götürmeyi amaçlıyorum ve yürütüyorum. Hizmet ve faaliyet konularınız arasında neler var? Kısaca hizmetleriniz ve faaliyetlerinizi de öğrenelim lütfen. Hizmetlerimiz yalın üretim ve yalın yönetim sistemleri ile ilgili olarak proje uygulama destekleri vermek. Bunun yanında projelerle birlikte yerinde uygulamalı eğitimler, firmalarda destek amaçlı olarak firma süreçlerini inceleme ve analiz çalışmalarını yapma. Ayrıca Japonya'da uygulamalı eğitimler yaparak firmaların benchmark yapmasını sağlamak. Bu konuda da özellikle Japonya turlarımızı gerçekleştiriyoruz. Son olarak da bu sene kendi atölyemizde başlattığımız Dojo uygulamalı yalın üretim eğitimleriyle de çalışanlara destek veriyoruz.
Dojo çalışmalarınızı da izleyicilerimize paylaşalım. Biraz açalım istiyorum burayı. Dojo, Japonya'da aslında spor müsabakaları için hazırlık yapılan antrenman sahaları ve spor müsabakalarının gerçekleştirildiği sahalara isim veriliyor. Japonya'da firmalar bu literatürden yola çıkarak eğitimlerini bu konuda gerçekleştiriyorlar. Biz de bir Japon yönetim sistemini bu Türkiye'de gerçekleştiren bir firma olarak bu konuda bilgi ve birikimimizi dojo atölyemizde Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitimlerle firmalara destek veriyoruz. Murat Bey, şirketler hangi noktada sizden bu hizmetleri almak durumunda ve en yoğun hangi sektörlerle çalışıyorsunuz? Genellikle ilk 500 ve ikinci 500'deki hemen hemen her firma bizde eğitim ve uygulama desteği almakta. Otomotivden beyaz eşyaya, gıdadan tekstile birçok sektörde bu uygulamaları gerçekleştirmekteyiz. Bu sene itibariyle de özellikle hizmet sektöründe müşteri portföyümüzü oluşturmaya başladık. Özellikle yönetim süreçlerinde dar boğazları iyileştirmek, işletme maliyetlerini azaltmak, israfları şirketlerde görünür kılmak ve bu yönetimin de bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak ve sonraki nesillere de sağlıklı bir işletme kültürü oluşturmak için çalışmalarımıza destek veriyoruz.